Günaydın arkadaşlar. Bir pazar vlogu'na hoş geldiniz. Mutfaktan başladım. Dağınık dağınık. Bu ne diyeceksiniz? Tabii ki ne olabilir? Bulaşık arkadaşlar. Dün akşam şeker yapmaya çalıştım ama nedense yapamadım. Aynı ölçülerde yaptım ama böyle bir anda herhalde çok fazla kuruttum. Sweet Game şekeriydi bu. Baskı yaparken olmadı ama normal şartlarda şöyle oldu. Sizin için bir yarış düzenlemeyi planlıyordum. Böyle oldu. İnşallah bugün tekrardan yapmaya çalışacağım vakit bulursam ve büyük bir yarış yapacağım. Bizimkilerden hangisi bu yarışı kazanacak göreceğiz. Aslında gayet de güzel olmuş ama maalesef böyle oldu. Ama bugün tekrardan denemeyi düşünüyorum. Vakit bulabilirsem iki tane şeker çıkarırsam iki şekerden bir yarış yapacağım. Akşamda tava yanmış gibi oldu. Onu ısladım ki sulansın diye. Murat üstüne çay koymuş. Böyle pis bir görüntü oldu. İdare edin ilk günden. Günaydın. Günaydın. Bir pazar vlogu çekmeye karar verdim. Pazar günü evde nasıl geçer diye. Benim gibi erken kalkarsan geçmez. Ben de senin gibiyim Bugün gördüğün niye gibi. erken kalktın? Biz erken kalktık arkadaşlar. Evimizin dışında biliyorsunuz bitmeyen bir inşaatımız var. O da bizi İnşaat. geriyor, uyuyamıyoruz. Pazar günü bile erken kalktık. Murat abinizle ikimiz. Murat abinizin gözlerden belli. Benim yüzümü görseniz benim de belli. Benim daha belli. Paşayı istersen çıkar. Paşa bu aralar çok aksi. Biraz fazla ilgilenelim ki keyfi yerine gelsin. Günaydın Paşa paşacığım. gel oğlum. Paşa konuşmayı bıraktı arkadaşlar. Bize Gel. küstü. Yüzümüze bile bakmıyor. Önceden omzumuzdan inmezdi. Şimdi gelmek istemiyor. Eve bir hamster getirdik diye başımıza gelenlere bakın. Maalesef. Gel oğlum. Gelme. Gel. Paşam. Oğlum. Tek ilgisini çeken şey yemek. Paşanın başka hiçbir şey ilgisini Aferin benim çekmiyor oğluma. arkadaşlar. O yüzden fazla ilgilenip paşayı normale Kuşum. çevirmeye çalışıyoruz. Aşkım. Babacığım. Oh. Bu arada arkadaşlar, duvar panom tamam ama üzerinin dekorunu bir türlü Murat abiniz beğenmiyor. Nasıl Yok, bir şey süper, güzel olmuş. yapacağız bilmiyorum. Güzel mi? Evet. Beğendin mi bu defa? Evet, yani bu şekilde daha güzel olmuş. Yani ben daha sonra bir şeyler daha eklersin üzerine. Tabii ki. Daha planlarım var ama hepsi maliyet olduğu için beklemeye aldım ben onları. Allah Allah. Evet. Neyse Nurettin sen sana dün bilirsin. akşam ne dedi? Ne dedi? Bak baba, karışma, beğen, sonra sen Ha. zararlı çıkarsın dedi, değil mi? Nurettin Sonra. çözmüş bu olayı ama sen hala çözememişsin. İyi de yani hoşuma gitmemiştin abi. Hoşuma mı gitti benim gitmeyeli? Ben şu an elimdekilerle öyle yaptım ama. Hayır, bir şey oldu abi. Neyse, daha gelecek olan parçalar var. Değişikliğe Ha. gidilecek. Aynen. Zaten bu hareketli pano istediğin zaman istediğin değişikliği yapılabilir. Aynen öyle, istediğin yere alabilirsin, istediğin şekilde çevirebilirsin. Mesela bunu ters de çevirebilirsin. Bu şekilde de durur. Aynen. Yani. Üstündekiler değişebilir, Hı. yerleri değişebilir, Aynen. istediğini yapabilirsin. Sürekli Daha farklı. mesela şuraya alıp ters bire çevirebilirsin. Yan bire Aynen. çevirebilirsin yani. O zaman hiçbir şey takılmaz diyorsun. Daha karlı olur. Tabii. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltıya, sonrasında gün içinde neler yaşanacak görelim beraber. Geldin mi? Günaydın. Günaydın. Paşayla savaş veriyordum. Bu kuş neden böyle oldu diye. Kuşun gözü sadece yemek görüyor. Hiçbir şey görmüyor. Bu Normalde çedarı de öyleydi. getirdiğimiz... Dalga mı geçiyorsun? Hayır yani kilo açısından. Kilosunu biliyoruz. Yemeği de sevdiğini biliyoruz. Ama hiç böyle bize küsmemişti. Yani en son ne zamandı? Ebabil'i getirdiğimizde bir tribini yemiştik ama hiç bu kadar ağır bir trip yememiştik. 2 gündür yüzümüze tüzümüze bakmıyor. Duydum. Tipe bakar mısınız şunun ya? Konuşmuyor bize. Şuraya Hasta geliyor, desem konuşmuyor. yemek yemez. Paşa, gözünü sevdiğim. Ağzının burnunun pasağıyla duruyorsun. Bir kendine gel ya. Arkadaşlar hani insanların bazıları depresyona girer, kılığını kıyafetini salar, temizliğini salar, sadece yemek yer ya. Paşa da aynı durumda. Kafesindeki ne? Mürekkep balığı kemiği. Hayır, sarı olandan bahsediyorum. Ne? Bilmiyorum, kafesini hiç temizlemedik mi biz bu garibin? Hayır, bu hafta için 2 gün geçti. Normalde düzenli temizlerim. Ne sarı, ne var? Bilmiyorum, algılayamıyorum şu an. Böyle sap Ha. kabuk gibi kocaman bir şey var. Bir bakayım arkadaşlar ona.
Arkadaşlar, arkadaşlar. Süheyla'nın gösterdiği şey bir cips. Oğlum, Nurettin ona cips vermiş. Ona cips vermiş o. Bakın işte sadece bu. Seni küçük tosbağa seni. Yapma ya. Hadi babanın içeride kahvaltımızı yapalım. Hazır mısın? Şovumu izle. Ha. Bak şimdi. En son küçükken böyle yapıyordun. Baba. Baba böyle. Şimdi de aynı. Süheyla küçüklüğüne döndü arkadaşlar. Küçüklüğümü hatırlamıyorum bile. Ben hatırlıyorum. Murat hatırlıyor musun? Baba böyle yapıyordu. Ses de böyle çıkıyordu. Arada da del del del. Del del del. Şimdi büyüdü hala vazgeçmedim. Bu ne ya? Ne yapayım orada? Bağırmama gerek yok ki, böyle yapınca sen geliyordun ya. Tamam, ya. Eski alışkanlıklar. Evet, doymayan paşa bizden önce başladı. Arkadaşlar kahvaltıyla devam ediyoruz günümüzde. Bütün kaşarları yedi. Evet, hepsini telef etmeden otur yanına. Yok. Bir tanesinde devam ediyor. Evde ne yesin? Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Masamızı topladık Süheyla ile birlikte. Süheyla yukarı çıktı şu an. İlk gördüğünüz bulaşıkları toparladık. Biraz kötü bir şey oldu giriş ama idare edin arkadaşlar. Bu şeker yüzünden oldu. Şimdi makineme doldurdum bulaşıklarımı. Yıkamaya aldım. Süheyla hazırlanmaya çıktı. Murat abiniz de şöyle bakayım. Evet, orada balkonda telefonla konuşuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Ondan sonrasında beraber dışarı çıkacağız. Nurettin'i sorarsanız Nurettin pazar günleri geç kalkıyor. Biliyorsunuz o gece geç yatıp geç kalkıyor. Bu arada biz de ona hiç dokunmuyoruz. Askere gidecek diye arkadaşlar. O yüzden ellemiyoruz. Zaten onun kahvaltı alışkanlığı maalesef yok. Nurettin'in yapmıyor kahvaltı. Şöyle yapıyor, uyanıyor. 1-2 saat geçiyor. Ondan sonrasında kahvaltı yapıyor. Hadi şimdi dışarı çıkalım birlikte. Bakalım yolumuz nereye düşecek. Videosu. Sarı. Normalde bu da siyah olacaktı. Ama annem dedi ki git sarı giy. O yüzden sarı. Git sarı giy demedim. Sürekli evet. Siyah giyme dedim. Aynı şey. Evet. Arkadaşlar biz Nurettin'in arabasıyla gidiyoruz. Çünkü bizim arabamız yok. Bizim arabamız ufak bir kaza yaşadı. Karşı taraftan gelen suçuydu. Bizim değil maalesef. Murat abiniz ufak bir kaza atlattı. Bizimki sanayide, tamirde. Nurettin'in arabasını kullanacağız. O yüzden bununla gidiyoruz. Evet, onunla gidiyoruz. Bu şekilde öne ben binmiş oluyorum sanırım. Neden? Bilmem. Anladım. Murat önde, Süheyla'yı mı istiyorsun, hayır, benim istiyorsun? Abi. Süheyla dedi anda hayır dedi. Vicdansızlık. Biliyorum zaten yanına. Arkada hocaya hareket. Aa, ayıp ediyor gerçek. Arkadaşlar müzik dolayısıyla kesmek zorunda kaldım biraz önce. O yüzden şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bineyim mi? Bir zahmet. Ne oldu, o kadar mı soğuk yani? Soğuk o kadar. Be. Murat abiniz şu an yumurtadan çıkmış gibi davranıyor. Bana yumurtadan çıkmış. Evet, Nurettin ve Murat öyle. Yumurtadan çıkmış gibi donuyorlar. O yüzden bak, kışlıkları çekmiş şimdiden. Kapı açık kapı. Kapatırım ben onu. Hadi bineyim bari. Bineyim bari. Yoğun ısrarlara dayanamayıp arabaya bindim arkadaşlar. Hangi yoğun ısrar? Biraz önceki yoğun ısrar. Öyle bir şey yok. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Şu an için bir planımız yok arkadaşlar. Tamamen rastgele gidiyoruz. Tamamen benim sıkıntım uydular ve gidiyoruz. Evet, Süheyla çok sıkıldı. Haftanın bir günü dedi hiç olmazsa dışarı çıkalım ve çıktık gidiyoruz. Her gün çıkıyor. Okula gidiyor her gün. Tamam yani çıkıyor, çıkmıyor mu? Tamam, sen de okula başla, her gün çık o zaman. Ben... Özellikle bizim yokuşu lütfen. Sırtında çantayla. Ha, 7,5 kilo. Olur mu? Ben ona teklif sunmadım hayatım. Ne sundun? Biz arabayla götürelim, yitirelim. Her zaman edelim. Sence onların şikayetini çekmek mi yoksa kendi ayaklarını aşk kullanmak olsun, mı? Aşk olsun, ben ne zaman şikayet ettim? Sen de zaten, sen götürmüyorsun ki. Abime satıyorsun, o şikayet ediyor. Her türlü zarardayım. Diyor ki sabahın köründe bu saatte gitmek zorunda mısın? Evet. Bu saatte gitmek zorunda mısın? Okullar bu saatte gitmek zorunda mısın diyor bana. Nurettin sabahları çok tatlı oluyor arkadaşlar. Hem suratı de böyle. Nasıl? Böyle oturuyor ya arabada. Gelen geçen köpeğe diktik, bakıyor köpek. Hayvan orada yatıyor, abim böyle bakıyor. Uykuyu seviyor Nurettin. Evet. Sadece uykuyu seviyor olduğunu düşünmüyorum. Sürekli karnım ağrıyor diye şikayet ediyor uyanırınca.
O strese bağlı. O sabah erken uyanınca öyle yapıyor. Kaç yıl sonunda çözdük. Aslında sabah erken uyanmak iyi oluyor. Sabah erken uyanmak her zaman iyiydi. Güne erken başlamak. Aynen. Ne? Şimdiki gençlik pek sevmese de evet, en sağlıklısı sabah erken uyanmak. 8'de de kalksam, 1'de de kalksam uykum oluyor. Hiçbir şey değişmiyor hayatımda. Allah Allah. Evet. Tembel. Evet. Biraz da şöyle yapalım. Arkadaşlar, bugünkü hava şartları. Bakalım bu video size hangi günü ulaşacak ama pazar günü bizim burada hava böyle. Kapalı. Bayağı bir kapalı. Gece yağmış. Sabah mı yağdı? Evet, evet. Bayağı bir evet, ıslak her yer yağmış. Arabaya bakıyor. Yolumuz Metromal'e doğru geldi. Ha. Ha. Şu tarafıma geçeyim. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Araba bizi Metromal'e getirdi. Her zaman. Genelde evet. Bak diyorum sana. Koyu lacivert BMW'ye yakışıyor. Ama ha. Mercedes'e çok ağır duruyor. Evet, bence de koyu lacivert çünkü BMW'ye. Çünkü ağır bir araba. Murat gelirken diye ah dert yanıyor arkadaşlar. Aha arabam kıymetini bilemedim diye arabasını özlemiş. Yapacak bir şey yok. Neyse inşallah çabuk çıkar tamirhaneden. Çıkar. Biz babamla anlaştık. Hı. Ehliyet alacağım için. Babam bana Şahin alıyormuş. Yok. Ne oluyor? Şahin ne ya? Acemiliğine Şahin evet. istiyor. Yani seni batırmamı istiyorsan Mercedes alabilirsin. Eski bir Volvo alayım. Volvo alayım. Seni okay. düşünüyor kızım. Tabii Allah nasip ederse. İnşallah. Hadi bakalım içeri doğru. Hadi bakalım. Seyla mutlu musun? Evet. Arkadaşlar alışveriş yaptık. Alışveriş derken bir iki parça bir şeyler aldık. Göstereyim çıktık. Seyla. Ne olur. Göster hadi. Baltarım var. Şuna bak. Of ya. Dur. He. Bak. Bu oyuncak peluş sevdasından ne zaman vazgeçecek acaba? Hiçbir zaman. Vazgeçeceğime dair hiçbir zaman hiçbir şey söylemedim ki. He. Ben ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar Süheyla'ya? Dedim ki oyuncak peluşlarını ileride kendi başına bir birey olduğun zaman ya da evlenip gittiğin zaman götürme diyorum. Hepsi bende kalsın. Evet. Çoluk çocuğun olduğu zaman topluca götürürsün aynen. diyor. Bir daha masrafa girmeyin. Bırakmam. Bırakmam. Hayır. Ben boşa mı topluyorum? E başka? Bu. Tamam yeter. De ne başka da? Hmm. Bana başka bir şey almamışsın. Bana ne? Bu yeter bana. Ne o? Hatırlamıyorum acaba ne? He, hatırlamıyor. Evet bir parça daha bir şey almıştım ama hatırlamıyor. Yeşildi rengi. Ha, araba. Söz. Ver koyayım araba. Ver babana poşeti. Poşeti al, mantarımı verme. Tamam, mantar onda kalsın Murat. Niye öyle bakıyor? Arkadaşlar şöyle bir şey söyle biliyorsunuz. Dolabına dekor olarak oyuncak arabaları diziyor. Topluyorum sonra kaybediyor. Aynen, onları çok sevdiği için gördüğünde böyle ufak tefek alıyor. Bugün fazla masraf çıkarmadı bize. Hadi geziye bugün devam edelim. Fazla masraf çıkarmadı bize. Hmm, geziye devam edelim hadi bakalım. Alalım mı ne olur? Bak, alalım kızım. Elimize bir poşet alalım. Bütün Michael'ları toplayalım. Evimize götürelim. Zaten evimizde yok salyangoz ya. Salyangoz mu götürelim diyor. Arkadaşlar Michael'lar salyangozlar. Evet Söyla'nın verdiği isim Michael. Bu sene salyangozdan bahçemizi alamadık. Şu ama an bahçe... onları eve almama izin vermiyorsun. Bahçe bakımı yüzünden biraz kurtulduk ama bakalım. Başına dikiliyor daha işte. Göbüşüne bak. Ne? Serçe serçe. Ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Ördek beslemeye gidiyoruz. Ha, en sevdiğim aktivite. Dışarı her çıktığımızda bir uğruyoruz. Böyle kraker, çubuk kraker, meşhur çubuk krakerimizi alıyoruz. Ördeklerimizi evet. besliyoruz. Seviyorum çünkü seviyorum. Çiş derdi olmasaydı bahçemizde bir tane pufidik beyaz bir ördek gezerdi ya da iki tane. Sana kalsa sen kaz da alırsın bizi ye. Ama ördekler çok güzel. Ama ördekler çok güzel de bizi yer işte kazlar da ördekler. Yemezler. Arkasından iyi korurlar evi orası garanti. Yani. Kesinlikle. Öyle değil mi ama? Daha iyi. Dur. Bizimki evi teslim eder gider. Ayıp ediyoruz ama köpeği. Geç ben. Abi ne istiyorsan onu al götür bana dokunma da der. Der kesinlikle der. Ama en son kediyi kovalamıştı. Ama kesin o konuda yani çok güzel çok kovaladı. Ben çok şaşırdım ha o gün. Ben de şaşırdım. Kediden sopa yiyecek derken kedi duman etti arkası. Evet.
Kovaladı nasıl? Demek ki bir tık güvenimiz olabilir. Ha. Ona kedilere. Hayır. Evet, katliye kuralla yaya geçidinden geçeceğiz. Baban yine aksilik yapacak. Ve sadece fark ettim buraya geldiğimizde yapıyor. Evet, Sincan'da da yapıyor. Sincan'a gittiğimizde de yapıyor. Şimdi trafik dururken geçsek mi ki? Hadi geçelim. Evet, geçiyoruz. Babamla birlikte 5 dakika bekledikten sonra. Kural kuraldır. Evet, kural kuraldır. Ay. Söyle, saçının rengi arkası açılmış, çok hoş bir renk olmuş. Ben çok beğendim o rengi. İstesem tutmazdı. Evet, nasıl boyadın Allah bilir ya. Niye ters ters bakıyorsun? Sana. Bana bakıyor, tutuyor. Murat, araba geliyor. Geldi. İkiniz bir arada olmadığınız zaman, biriniz ayrı tarafa, biriniz ayrı tarafa gittiğiniz zaman kamerayı toparlayamıyorum. Söyle, krakerleri sen mi yiyorsun? Hani ördekler yiyecekti krakerleri. Bu işte bir terslik var. Bu da ördek sayılır. Değil mi? Sarı ördeğim, zaten sarı sarı da olmuş. Buraya geldiğinde böyle bir şey demiş oluyorum. Genelde evet, öyle denk geliyor. Farkında mısın? Ama bilerek yapmıyor. Değil mi? Düşünce karar veriyoruz şimdi buraya gelmeye. Evet. Ama beni umursamıyorum. Süheyla yine üçlü. Hiç doymayan üçlü bunlar. Ben hiç gelmiyor bak. Tamam, vazgeçtim. Açtım. Değiller. Çok tatlılar. Bugün karnıları tok sanırım. Öyle hırslı yemiyorlar. Bu aç ama. He? Bu aç ama. Bunlara bez mez yapsalar da bir tane alsak ya bahçeye ya. Bez üretsinler ördekler için. Bir tanesi bir bahçeye yetiyor. Öndekiler çok at da yesin şunlar. Kafasını atıyor ona maymun. Yeter bir paket on çatı ki dört. Evet, daha çok ördeğimiz var. İleride büyük ihtimal var. Bugün hava çok soğuk değil ya, bir de güneş. Evet. Söyle de gidelim. Ağzımı atacaktım, vazgeçtim. Kızın bir lokması boğazında kaldı Murat. Umarım ileride ördek yavruları vardır. Başka vardır. Leyla, senin tombul gidiyor. Benim tombul? Bak. Ha. Beslemedim diye gitti. Bunların tatlılarına baksana. Baba ne güzel diyorlar. Şöyle. Ben de şu yiyemedim. Bir yere hepsini götürdüm. Bak buna kuşuna bakarsın. Leyla. Çok güzeller ama. Tertemizler. Yeter. Daha bunların çocuklarına saklıyorum. He, evet, daha çocuklarına saklıyorsun. Anca yeter paketler, değil mi? Evet. Sanırım ördeklerden arta kalanı sen yiyorsun.
Ama bak bugün bana laf sokuyor biliyorsunuz. Alınıyorum. İki paketini ayırdı ördekler için arkadaşlar. Sağ ol. Bakın şöyle. Sanki diğerini ben yedim. Seyla beyaz olana bak. Beyaz güvercin. Çok da güzel. Yiyorlar mı? Yerler, bulurlar. Gelişe bak, gelişe bak. Göbüşe bak, göbüşe. Paşanın göbeği gibi. Evet, sürüyü taşıyorum. Hazır mısın? Evet. Biraz sonra hepsi burada olacak. Görürlerse tabii. Tamam. Seyla farkında mısın? Serçelerden ürküyor güvercinler. Neden? Bilmiyorum ki. Normalde ürkmemeler lazım. Şinin güzelliğine bak. Korkma kızım, bütün veri ağzına. İstiyor işte bak. Bir tane uzat ağzına. Bak yerden çok kibar al, alacak. Çok korkuyorum senden. Korkma bak, ne kadar güzel. Uzatıyor. Hadi uzat ağzına. Ha, bak. Onu da uzat. Ver şuna. Beyazı da ver. Kızım korkma. Onun derdi ya. Onun derdi kraker. Versene poşetten. Ah. Tut Kemal. Çok güzeller. Bütün ver ağzına şu büyük olanın. İstiyor bak söyle. Uzat bütünce, korkma. Evet, parçalamadan istemiyorum ki. Bütün uzat, yan uzatma, dik uzat. Dik uzat. Elim gidecek arada. Of. Gitmez gitmez, hiçbir şey yapmaz. Yüz yılın buluşmuş olabilir. Evet, açıkla da biz de bilelim. Yüz yılın buluşu neymiş? Pamuk şekeri böyle yiyor. Bir saattir millet bana bak. Normalde bu pamuk şekerin içindeki çubuk. Ve melek eliyle yapıp ısırarak yiyor. Ben, bak ben. Bunu buluyorum, yapıştırıyorum, yiyorum. Dertlemiz. Mis gibi. Ay şu an çok mutluyum. Uzun zamandır çektiğim pamuk şeker hasreti bitti. İyi, afiyet olsun. Keşke bir tane daha olsun. İyi, hadi bakalım, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, evimize geldik. Dışarıda. Biraz gezdik. Gördüğünüz üzere alışveriş yaptık. Bir iki sebze, meyve aldık. Burada bir iki ahşap aldım. Tahtalarım, kaşıklarımı makine çatlattığı için kaşık aldım. Bu lazımdı. Onu aldım. Alıç sever misiniz? Alıç ben çok severim arkadaşlar. Çok sağlıklıymış alıç. Severim yani. Süheyla kendine bir mısır kovası aldı. Popcorn. Cipslerini ona doldurup yemeyi planlıyormuş. Cips aldığı zaman. Eskisi gibi aldırmıyoruz ama arada alıyor. Eski yoğunlukta almıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Dışarıda bu denk geldi bana. Niye? Hoşuma gitti. Ben aldım ben bunu. Derdi. Murat tutsana bir uzaktan. Kapı için bu. Kapı. Kuşlar yuva yapsın diye annem oyup bir şey almış. Çok güzel değil mi? Hmm. Posta güzel, şeyi. Gelen geçen fişi kapıya sıkıştı. Fatura. Ben bunu kapıya değil de dışarı bir yere taksam nasıl olur Murat? Güzel. Faturaları atsalar içine. Çünkü posta kutusunu kullanmıyorlar. Sağa sola atıyorlar. Onlar da uçuşuyor. Yağmurda çürürüm. Hmm. Yazınız. Tamam, ona bir yer bulacağım. Onu mutfakta kullanacağım. Tahtalara şimdi arkadaşlar. Murat abiniz bana bunu yaptı ama bu da güzel. Bu bugün gördüm, hoşuma gitti. Onu başka bir şey için kullanmayı düşünüyorum. O yüzden aldım. Bak bir de sana ne aldım hayatım. Ne? Bak poşette. Ne almış? Allah'ım ne almış ya? Çorap geç. Çorap tabii ki. Hem sana hem Nurettin'e çorap aldım. Karışmasın diye siyah olanlar Nurettin. Söyle alttaki böyle bal kabaklı olan. Bal kabaklı. Hazır mısın bana? Çıkarım, bir şok geçireceksin gibi geliyor ama hava yemesin. Neden? Bize yemek yapman için. Artık eve farklılık getir. Bunu mu aldın bana? Söyle ne dedi, duydun mu? Başlarım sana. Allah Allah. Hiç de yaramıyor artık. Hayatım sen şimdi arada mutfağa giriyorsun ya.
bir şeyler yapayım diye. Arada yüzyılda bir. Yüzyılda bir. İki kere gördüm çocukluğumda. Niye? Asla baban çok güzel yapıyor yaptığı ama zaman işte iki, ama. İki kere gördüm çocukluğumda. Canı isterse beri yapıyor. Hayatım şaka tabii ki onu kendim aldım. Çünkü önlüğüm çok eskimişti ama sen de kullanabilirsin. Sıkıntı değil yani. Şöyle arada bir girebilirsin mutfağa. Ne koyacağım ben? Sanırım bu senin olan. Evet, o renkli olan babanın. Siyah olanlar Nurettin'in. Bana bu kadar şeyin içinde aldığın bir çorap mı? Kendime ne almışım bir bak bakayım. Hepsi senin. Hepsi senin derken. Onlar hepimiz ortak ürünlerimiz. Bak marul burada kendim şahsiyeme hiçbir şey yok. Marul da evet tek başıma yemiyorum sonuçta. Her evde marul aradığımda marul ne yapacağız? Hayatım ben onu tezgahımın üzerinde ya da buradakiyle yerini değiştirerek kullanacağım. Tamam at at çöpe at. Bak onlar ne olarak kullanılıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Deterjan ve sabunu yan yana koyuyorsun tezgahın üzerinde. Ya da böyle zeytinyağı şey falan için kullanıyorsun. Beğenmedim değil. Bak denk geldi aldım yani. Beğenmesem oraya asar mıyım? Söyler misin? Asar mıyım oraya? Söyle hadi beğenmesem asar mıyım? Kendin istedin onu kendin istedin ben onu aynısını yaptım. Tamam bunu da kendim istedim. Aynısını yaptım. Aynısını mı? Evet. Ya bir yazısını düzgün yazamadım. Tamam. Şimdi triplere girmeyelim. Evin içinde zaten bir tane tripli paşa var çekilmiyor lütfen. İkinciye de ben sahip. Baban da triplere. Çıkarayım şey yapmasın paşa. Sesleniyor bana şit diyor. Süheyla. Ne dersin trip hala devam ediyor mu? Evet ama az. Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Murat. Sen de paşa kadar tripli misin? Aşkım. Değilim. Evet, baban trip atmadı tabii ki de. Paşanın gönlünü almamız uzun sürecek Murat. Yabancı. Paşa, gel sana makarna ısmarlayayım barışalım. Alsan alsan sen alırsın. Ben mi? Mantarıma bakayım. Al. Al. Hiçbir şey ilgisini çekmiyor. Gel. Neyse, zamanla çekecek. Öpücük attı. Attı mı? Duydun mu? Yok. Duymadım. Ah duydum. Evet gün içinde Nurettin ilk defa görüyorsunuz. Nurettin sana çorap aldım. Teşekkür ederim. Bu ne? Hı? Bu ne? Şey evet galeta. Bu sefer bu siyah olanlar sadece senin. Çünkü babanınkiyle karışıyor. Evet. Onları sana aldım babana da onları aldım karışmasın diye. Siyah tamam, olanlar senin. Olan artık. Hı? Mantıklı olan buydu. Çünkü çoraplar hep karışıyor. Kaç çift var burada? Bilmem kaç çift var. Seninkiler daha fazla babanınkilerden. 7 çift. İyi. Öpey gider sana. Evet. Boş para harcama makinesi gelmiş gene. O ne? Bahir. Nurettin. Nurettin. Hiç dokunma. O mantarı aldığından beri gülücükler saçıyor. O kadar mutlu ki. Yapma. Isırma. Düğme değil mi? Ha düğme. Bu ne harbiden bu ne bu? Mantar çok tatlı mantar değil mi? Nurettin sanırım paşa sana bağırıyor. Evet. Paşa gel. Gel. Yumuşak evet beğendim. Çok benaz. Seni çoraplarımla. Abin çok beğendi çoraplarını. Çorap. Düz renk. Gereksiz bir ihtiyaçtır. Bu ne? Mantar. Kaç? Daime. Sormayalım. Ne kadar? Hepsini var ya, arabasına bırakmayı düşünmüştüm. Hediye edin, vazgeçtim. Hepsini ne dedin? Hepsini ısıtma onların. Babam oradan tıkınmaya çalışıyor. Murat abiniz acıkmış arkadaşlar. Ne yapacağım peki? Ha, ne? Ha dökülmesin diye ona koydum. Evet. Düşünceli eşim benim. Yerlere susamları dökülmesin diye. Evet. Bu arada arkadaşlar bu bir pazar vlog ve bugün pazar kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Buradan hepimiz kandilinizi kutluyoruz. Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Nurettin de oradan çoraplar kutluyor. Çoraplar kokluyor. Güzelmiş. Bak. Afiyet olsun. Sen bana laf ediyorsun mantara sarılıyorum diye. Bu ne işe yarıyor? Mantar. Ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Ana. Nerede? Ne yerde? Evet Nurettin nerede?
babanın içeceklerini. Ne konuşuyorsunuz ya? İçecek ne içeceği? O ne? Nerede? Aha bak burada canavar burada. Ya, uydurma beni. O içemiyor, ona yasak. Asitli şeyler midesi ağrıdığı için yasak. Ya ben senin? De, bana da yasak normalde içmek. O zaman neden içti? İnsan bir tane bırakır, bir tane. Bir taneydi zaten ya. Söylesene bir tenecik kalmış zaten. Bir kolye koymuştuk. Bir vallahi bir teneydi benim bugün içtiğimde. Arkadaşlar pazarlar bizde genelde bu şekilde geçiyor. Bazen dışarıda, bazen içeride. Bazen dışarıda evet, bazen içeride. Bugün biraz dışarıdan, biraz içeride. Bu şekilde geçti. Bugünümüzü de sizinle paylaşmak istedik. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.